Mansur Yavaş kendisine o kadar fazla gelen alttan bilgi ve belge var ki sana ne olursa olsun bir kısım CHP'li zaten oy verir, bir kısım azdır çoktur. Ama esas bu 22 yıllık iktidarın mümessili olan, esas bunun temeli olan klasik sağ denilen, işte klasik Anadolu seçmeni denilen 60-65'lik blok sana kopup gelecek. Sen kendini CHP'de angaje etmene veya orada diretmenin bir anlamı yok. Sen çık 30 dakikada 100 bin imza toplarsın. Sen çık bu seçimi ikinci tura bıraktırırsın. Ve her şekilde en güçlü aday ve aday alternatifi sen olursun. Senin CHP'ye ihtiyacın yok. Bu benim insanlar 30 yıldır arkadaşlarım. Bunların kendi konuşma veya üsluplarından nasıl iki değerli gazeteci kendilerine bir lafsi yorum olmasa da ruhi olarak o izlenimi almışlar tecrübeleriyle. Ben de yıllardır bu işin içindeyim. Mansur Yavaş ve ona yakın insanların konuşmalarından benim anladığım eyvallahsız olmaları. Şu tespiti yaptık değil mi? Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken eğer Cumhuriyet Halk Partisi tarafından tercih edilmese bile kendisi başka bir formülle aday olur. Rahatlıkla bunu bence tabii ki. Olur diye rahatlıkla düşünüyorum. Ben de öyle bir izlenim aldım. Ama bunu bu yola giderken Cumhuriyet Halk Partisi olmasa da olur. Onu biçiminde hareket etmediği. Şöyle tavsiye edeyim. Bir ben şöyle tavsiye edeyim. CHP aday göstermese de olurum. Evet, yani CHP bu da başka bir şey. Yani CHP de adaylık öncelik CHP'de aday. Tabii ki. Olmazsa başka. Ha CHP ha değil anlamında bir yaklaşım değil o. Hayır. CHP aday çok özür dilerim. CHP aday göstermese de ben adayım. Tamam. CHP'nin az veya çok ben bir oyunu alacağım zaten. Çoğu sizde kalsın önemli değil. Ben diğer tarafla öyle bir ikame ediyorum ki bunu. Elimdeki anket ve verilerle CHP son tahlilde de çok eyvallahım yok, kusura da bakmayın. Vallahi şöyle bir ankette gösterdi size. Orada sanıyorum görev onayıyla ilgiliydi %60 diye bir anket. Şöyle Mansur bir Bey'im. Mansur Bey. Beni doğrulardır o anket. Söyleyeyim bir size. Şey daha var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hayatında oy vermemiş insanlar Ankara'da bize oy verdiler dedi. Öyle bir tespit de var seçmene ilişkin. Bunu Türkiye geneline yaymak da mümkün. Bir şeye katılmadım. Orayı tabii, da tabii, birazcık tabii, lütfen, düzelttiniz siz de. Lütfen. O da şu. CHP ile gitmek ister. Kesin. Net. Onu yani hiçbir şüphe yok. Önceliği odur. Ben bunu ama CHP aday göstermese de aday olur. Aday olur. Ben onu yorum onu CHP'nin aday göstermesi için bir koza çevirebilir. Aynen. Yani. Hocam bravo, olabilir. Aynen bravo, dediğim bravo. İsmail'in dediğiyle sizin dediğinizin birleşimi. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Şunu söyleyeceğim. Lütfen. Şunu söyleyeceğim İsmail. Şimdi CHP'yi dışarıdan mı karıştırıyorlar diye sormaya başladık. Yaptığınız yorumların kendisi CHP'nin içeride zaten ama bizim işimiz bu zaten. Yani. Hayır. Karıştırmazsınız. Karıştırmazsınız bunu yani. Şok İsmail Saymaz hayır, dedi ki. İsmail estağfurullah ben karıştırıyorsun demedim. Ben yaptığınız dedim, yorumlar ya. Yaptığınız yorumlar gösteriyor ki dedim. Zaten hani zeminin kendisi. Sait. Karışıklığa ama müsaitmiş gibi. Çünkü sen diyorsun ki CHP başka bir aday gösterirse gerekirse Mansur Yavaş böyle çıkar diyorsun. Ama doğru neden? Anlıyor, değil mi? Ama neden? Şimdi bak Mansur Yavaş CHP'li. Muhakkak bu böyle. Fakat gelenek olarak siyasi davranış biçimi olarak hitap ettiği seçmen hitap olarak ettiği seçmen ve aidiyet olarak CHP'li değil. Ve Ankara örneğini de sıklıkla bu nedenle veriyorlar. Orada da haklı bir taraf var çünkü 3'ten 10 artıya çıkmış ya. AK Parti'den en çok oy alabilen CHP'li o. Fakat şunu hatırlatmak gerekir. Yani ben bu arada vurguluyorum. Mansur Yavaş'la CHP'nin el ele vermiş olması sadece Ankara seçimlerini etkilemedi. Bence İç Anadolu'yu da etkiledi. İç Ege'yi evet, etkiledi. Kesin, ama Uşak, ama yani. CHP Ankara'da CHP adayı olmayan Mansur Yavaş belediyeyi kazanamayabilirdi. Kazanamazdı. Bu da kesin. Birbirlerini kaybettirirlerdi. Evet. Bunun aynısı Cumhurbaşkanlığı seçimi için de geçerli olur. Bir de